Merhaba sevgili dostlarımız. Bugünkü sohbetim özgürlük ve kölelik. Acaba ben özgür müyüm, yoksa köle mi? Herkes doğuşta özgür olarak dünyaya geliyor. Annesinden özgür. Neşeli, keyifli bir şekilde çocukluk hayatı geçmeye çalışırken ağlamalar başlıyor, sızlamalar başlıyor. Korkular, endişeler. Evet. Ve bu çocukluk özgürlüğünün, bebeklik özgürlüğünün işareti olarak bir çocuk günde 300 ve 400 kere gülüyormuş, neşeleniyormuş. Oysa olgun bir insan 10-15 kere ya tebessüm ediyor ya da gülebiliyor. Yapamıyordu. İşte özgürlüğü görüyoruz. Çocukken ne kadar özgürüz, neşeliyiz. 300-400 kere günde gülebiliyoruz. Neşelenebiliyoruz. Hiçbir endişesi yok, hiçbir korkusu yok. Peki, o neşeli, güzel çocuk, sonra neden korkular, endişeler, kaygılar çoğalıyor? Evet, bunları düşünmek lazım. Hatta bu zamanda endişesiz çok az insan var. Çoğunluğu endişeli, korku içinde. Geçen haftalarda sitedeydim ben, sosyal testlerde. Bir iş adamı şunu diyorum. Paramın bitmesinden, bu hayatı kaybetmekten korkuyorum, endişe duyuyorum diyor. Altında cibi var, evi var, villası var ama endişe duyuyor. Korku içinde, mutlu değil. Bütün mesele o korkular, endişeler neden olduğunu bilmek. Bilmek mi, bilmemek mi? Bilmezsen böyle yaşarsın. Bilirsen kaygıların ve endişelerin gider senden. Azalır. Yok olmayabilir. Burası çünkü imtihan yeri. İmtihan yerinde korku ve endişe gelecek. Sen de onları süpüreceksin, yıkayacaksın. Kalbine gelecek, atışlar yapılacak şeytandan, nefisten, başka şeylerden, hayattan. Ama sen onları yıkayacaksın sabunlarla. Temiz olacaksın. İşte yıkayamadığın zaman, bilmediğin zaman o zaman endişe korku devam ediyor. Sebepleri araştırıyorsun. Neden oldu, niçin oldu, neden? Onu bitiriyorsun, başka bir korku endişe geliyor. Buna ne derler? Kölelik. Kölelik. Köle bir hayat. Hep böyle yaşanıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Üzüntü ve endişenin. Bu hepimiz için geçer. Ben de. Hep böyle mücadele ediyorum. Bunları yenmeye çalışıyorum. Yenmemin en büyük şeyi, reçetesi çalışmak. Bir kere çalışıyorum. Başka? İkincisi, daha birincisi. Bunlar hep bir iki diye sayma. Hepsi aynı ağırlıkta, özgür ağırlıkta. Dürüst, dürüst, dürüst. Dürüst olmak.